İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara dönen İbo Show, 5 Haziran Cumartesi akşamı 27. bölümüyle ekranlara geldi. Birbirinden ünlü isimlerin stüdyoda yer aldığı gecede, Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in arasında geçen para muhabbeti programa damga vurdu. Tuncer'in şakayla karışık söylediği sözler dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 9 yıl sonra ekrana dönen İbo Show yine gündem oldu. Programın son bölümüne Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Birçok duygunun bir arada yaşandığı bölüme, Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu. Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in, "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine, "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek isyan etti. Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'e 100 lira verdi ve, "Mehmetciğim bir uzun hava okumak istiyorum. Okuyabilir miyim?" diye sordu. 100 TL'yi alan ünlü şovmen, "Bu sefer, benim için oku," dedi. Tuncer'in, "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte," sözleri ise herkesi güldürdü. İbrahim Tatlıses de, "Oğlum Ahmet'in o para," diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise, "İyi ki senle küs kalmışız. Her şeyi söylüyorsun," esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu. Esprileri art arda patlatan Mahmut Tuncer, orkestraya da takılmayı ihmal etmedi. Tuncer, orkestranın para isteğini, "Bu parçada davul yok," diyerek reddetti. Zaman zaman küsüp barışan eski dostlar İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer, 7LC'yi kez barışarak bir rekora imza attı. Öte yandan usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gideceklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi. Bu anıları dinlerken duygulanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. "İmparator, 35 sene boyunca bir kere de, nereye gidiyoruz? Ölmeye mi gidiyoruz, kalmaya mı?" diye sormadı, dedi. Mahmut Tuncer de 7 kez küsüp barıştığı İbrahim Tatlıses'e sitem etti. "Tuncer, neden ağlıyorsun böyle? Ne günler yaşamışız, bak ne güzel," diye sevinsene. "Allah seni çocuklarına bağışladı. Ağlamaya ne gerek var, aslan gibisin. Böyle bizi de duygulandırıyorsun. Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz," ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.